Tamam. Ben bir sorayım tekrar. Buradaki, tamam. Buradaki. Hayır, hayır. Sormanız için bir kere. Bir dakika, bir dakika kardeşim. Burada içeriye kimin girip girmeyeceğini oradaki başkan karar. Tamam, sorayım ona. Ne vali? Sorun tabii. Ona soralım, sorun. Tamam. İl başkanımız, milletvekili. Bir saniye bekleyin. Böyle bir şey olur mu? Lütfen. Açar mısın? Vekilim, açar mısın? Sayın vekil. Lütfen. Durduramaz. Ya benim engelliyorsun. Ama yani sana onu... Benim engelliyorsun. Milletvekili. Açar mısınız? Dokunamazsın. Açar mısın? Açın kardeşim. Ya milletvekiline böyle bir şey söyleyebilir misiniz siz ya? Burası gerçekten ya. Çekilin ya. Ne gerekli var? Çekilin ya. Çekilin. Polisini sen nasıl çekiyorsun lan? Ha? Bana mı bak? Açar mısın? Sayın vekilim lütfen. Açar mısın? Sayın vekilim. Çekilin o milletvekili. Açar mısın? Bakın, bakın genel başkan var burada ya lütfen ya. Milletvekiline engel olamazsınız. Milletvekiline engel olamazsınız. Olamazsınız. Yasal değil. Milletvekiline engel olamazsınız. Çekilir misiniz? Açın şu tabi. Açın. Şu anda hukuksuz bir şey yapalım. Açın şu tabi. Milletvekili arkadaşımı. Açın bu kapıyı. Açar mısınız? Bir saniye. Açın. Çekilir misiniz? Görüşeceğim. Çekilir misiniz? Türkiye'nin hükümet mesleğine giriyor. Açın şu kapıyı. Dokunmaz var. Böyle şey olur. Gelin şu kapıyı. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben gireceğim. Bırakın mısınız? Bırak kardeşim, sen gireceksin. Ben gireceğim. Abi, çekil oraya gireceğim. Abi, çekil oraya gireceğim. Abi, çekil oraya gireceğim. Çeker misiniz? Ben gireceğim kardeşim. Size kimse... Ne yapacağım içerisinde? Oy mu kullanacağım? Neyin peşindesiniz ya? Yapmayın bunu. Ya millet arkadaşlar. Yemezsiniz arkadaşlar. Ya şu işi tutun. Ya tutun şu kapıyı ya. Tutun şu kapıyı ya. Tutun şu kapıyı. Polis ne zaman edilecek seçimi? Şeyi çağırıyor. Tutun kapıyı. Çekil. Çekil! Adam elini verin, çekil! Ben gireceğim! Milletvekili nasıl çekeceğim? Milletvekili silah tutup ver! Ne yapacaksın? Milletvekili bu, milletvekili! Harbiye arıyor, bakın! Amirim, harbiye arıyor! Arıyor işte! Bakın, şu anda yaptığını... Kimse alamayacak, açın! Çekilin şuradan arkadaşlar! Ne yapacaksın? Çekil şuraya! Çekil şuraya! Çekil şuraya! Çekil lütfen ya! Beyler! Arkadaşlar! Beyler! Orayı bırak, gidin! Beyler! Açın şu kapıyı! 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 Dokunma bana! Dokunma! Aç girecek! Dokunma bana sakın! Dokunma! Kardeşim, milletvekili bunu yapamazsınız! Tut! Sayın vekilim siz de girin lütfen. Lütfen. Genel başkan yardımcısı ya. Kardeşim genel başkan yardımcısı bu. Açın kapıyı. Açın kapıyı genel başkan yardımcısı. Çekilin ya genel başkanı. Genel başkanı temsil ediyor. Çekilin oradan. Bakın, kardeşim, bakın, bir iradeyle olmaz bu iş. Ya siyah, ya senin aykırı yapamazsınız. Germeyin. Bakın, germeyin. Sizden rica ediyorum. Sizden çok rica ediyorum. Vali Bey arıyor. Vali Bey arıyor. Vekilimizi arıyor. Ya vekilimiz arıyor. Bakın, bir dakika. Şu anda benim... Bir dakika. Başkan, alo sayın valim. Ha, merhaba. Ya sayın valim. Bu düzen değişecek bakın. Bu düzen değişecek. Emin olun değişecek. Bu düzen değişecek. Buna emin olun. Çok yakında değişecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, bu ülkenin şeyine, bu gerginliği siz yarın tepsisine gitsin. Yanlış yere mi atıyorsun? Seçilmiş insana yapılır mı ya? Genel başkan yardımcısı, milletvekili, il başkanı burada ya. Hukuksuzluğun neyle olur? Herkes hukuksuzluğun yarın hesabını verir. Böyle bir şey olur mu ya? Herkes. Burası hukuk devleti. Burası hukuk devleti. Ve siz benim hukuki hakkımı elimden alıyorsunuz. Siz konuşun. Benim hukuki ama bunun hesabı yargı önünde sorulur. Bakarız o günlere. O günler gelecek. Yakın. Çok yakın. Biz girmiyoruz. Çok yakın. Vekilimiz gidiyor. Biz girmiyoruz. Çok yakın. Çok. Yardımımız bu. Çok yakın. Niye almıyorsunuz şimdi? Şu görüntü çok ayıp. Şu görüntü çok ayıp. Çok. Milletin vekilini. Genel başkan yardımcısı. Şu anda. Biz girmiyoruz ya bak. Beni. Yasal olmasa ya. Buradaki arkadaşlarımla karşı karşıya bırakıyorsunuz. Emniyet güçleriyle karşı karşıya bırakıyorsunuz. Böyle bir hakkınız yok. Böyle bir hakkınız yok. Ben milletin vekiliyim. Vekalet almışım. Şu anda milleti engelliyorsun. Bizim genel başkan milleti engelliyorsun. Genel başkanımızı temsil ediyor. Böyle şey olur mu ben ya? Ben şimdi onlara yani baskı uygulamak istemiyorum. Böyle bir görüntü istemiyorum. Ama siz ama. İstiyorsunuz. Siz bilerek yapıyorsunuz. Bilerek yapıyorsunuz. Ama yaranamazsınız. Bakın söyleyeyim.
yaranamazsınız. Yarın ortada bırakırlar sizi. Yaranamazsınız. Yaranamazsınız. Görev görev yapmıyorsunuz. Yaranamazsınız. Yarın herkes yargı önünde hesabını verir bunu. Hepsi abi hiç merak etmeyin. Biz bu geçmişte neler gördük ki? Bu ülke neler gördük ki? Hangi kanunsuzluklara tanık olduk? Siz hayır, siz şu anda siz kanunun yerine koyuyorsunuz kendinizi. Şu anda kanunun yerine koyuyorsunuz kendinizi. Çok yanlış. Yaptığınız çok yanlış. Ben şu anda bu arkadaşlarımla karşı karşıya kalmamak için burada duruyorum ama zannetmeyin ki, bu görüntü hoş değil. Hoş değil yani. Kapıyı milletvekilimize yaratıyorsunuz. Siz yaratıyorsunuz. Siz yaratıyorsunuz. Kanunun yerine koymuşsunuz kendinizi. Yani bakın. Kanunun yerine koymuşsunuz. Bakın vekil kapıya saldırdı. Yani. Saldırma. Sebebi ne sayın? Şu an kolumda rahatsız. Niye engel oluyorsunuz? Aynı şekilde biz de rahatsızız. Ne için? Gerekçesi ne? Siz yarattınız. Dokunulmaz olmayan millete siz yarattınız. Siz yarattınız. Yok ben şu anda arkadaşlarımla bir mukavemet görüntüsü vermemek için buradayım. Teşekkür ederim. Yani yoksa. Hoş olmadı biraz önceki vekilin yaptığı. Sizin yaptığınız hoş değil. Sizin nasıl müdahalenizi yaptı? Sizin yaptığınız hoş değil. Siz çevik koyduğunuz burada görevi davet ediyorsunuz. Siz kanunun yerine koydunuz kendinizi ama milletvekili engel olmak üzere. Kim kanuna riayet etmemişse, kanunu ihlal etmişse hesabını verecek bunu. Kim kanunsuzluk yapmışsa hesabını verecek. Göreceksiniz. Çok yakın. Çok yakın. Müdür Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili. Genel Başkan Yardımcısı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'yi temsil eden en büyük hücre orada. Oraya geliyor polis arkadaşlar var. Bakın bir dakika. Bir saniye. Orada polis arkadaşlar ortak bakıyor. Konuştuk. Ahmet Bey kim ya? Görüşüyorlar. Buyurun vekilim sizin, diyor. Yani burası belediye meclisi. Belediye meclisi. Ben halka açık bir yer. Valinin halka inisiyatifinde değil. Müdür Bey benim şey haklarım. Vali kanun koyucu değil. Vali kanun koyucu değil. Kanunda yazılmış. Hepimiz ona riayet etmekle sorumluyuz. Öyle bir keyfi uygulama olmaz. Benim yasal olarak buraya girme hakkım var ve siz şu anda benim yasal hakkımı engelliyorsunuz ve bir suç işliyorsunuz. Şu anda suç işliyorsunuz. Suç işliyorsunuz. Kimden emir alırsanız alın. Ağababanızdan da alsanız, validen de alsanız, kimden alırsanız alın. Şu anda suç işliyorsunuz. Benim yasal hakkımı elimden alıyorsunuz. Benim şu anda burada durmamın sebebi buradaki kardeşlerime, buradaki emniyetteki kardeşlerimle karşı karşıya gelmem adına bir mukavemet göstermek. Yok, keşke bizim gösterdiğim saygı siz de gösterseniz, milletvekillerimize müsaade etseniz. Keşke o saygı sizden görebilseydim. Saygısız davrandınız, göstermediniz, davrandınız. Şu anda yaptığınız bir milletvekiline, seçilmiş bir insana saygısızlık, yasal haklarını elinden alma hakkını gasp ediyorsunuz şu anda. Benim özgürlüğümü gasp ediyorsunuz şu anda. Öyle ne demek? İçeri almıyorsun beni. Benim içeriye girme yetkim var. Yasada belli. Tabii ki suçlarım. Suçlusun çünkü. Suçlusun. Hayır suçlusun. Çünkü benim sana ben yasal hakkımı söylüyorum. Benim yasada kazanılmış hakkım var. Ama sen şu anda benim yasal hakkımı uygulatmıyorsun bana. Beni engelliyorsun. Beni engelliyorsun şu anda. Hangi kanun maddesi? Bize anlatın o kanun maddesini. Hangi talimata göre almıyorsunuz? Kimin talimatı bu? Neye göre almıyorsunuz? Hayır, şunu soruyorum. Kaymakamın talimatı mı? Seçimler güvenli bir şekilde yapılmasını istiyorlar. Ya güvenliği sağla. Biz seçilmiş insan mı güvenliği tehdit ediyor? Seçilmiş insan mı güvenliği tehdit ediyor? Ya seçilmiş... Kapıya saldırmaya gerek yok. Biz girmemiz gerekiyor bu kapıdan. Bu kapıdan giriyor olmamız. Biz girerken takılmamızı engelleyeceksiniz. Ben siz bizim güvenliğimizi sağlayacaksınız. Kapının değil. Nasıl koruyacağım? Söyler misin bana? Kendi hakkını savunamayan bir insan vatandaşın hakkını nasıl savunacak? Savunamıyorum, engelliyorsun. Engelliyorsun. Sayın komiserim, siz bizim güvenliğimizi sağlamakla yükümlüsünüz. Yani şu arkadaşlarıma dua edin. Bak şurada ben asla ve asla onlarla bir mukavemet içerisine girmek istemiyorum. Bir saniye. Ya ben buraya girerim. Yok. Ama yani arkadaşlarım böyle bir görüntü vermek istiyorum. Doğrusu Ahmet Başkanım. Bu gençler hepsi bizim devletimizin polisi. Hepsi görevlerini yapıyor ama bu Sayın yukarıda talimatlar veren. Ben diyor, talimat verdim alamam. Ben de dedim ki milletin vekilini almıyorlar. Tamam. Giremezsiniz diyor. Bu kadar. Tamam. Demin de seni o ittiren arkadaşlarım nerede Ensar? Ensar içeri girdi. Girdi mi? Ensar içeride. O ittiren arkadaşlarımdan çok üzüldüm ya. Böyle bir şey olamaz abi ya. Burası polis devleti mi ya? Olamaz. Çok üzgünüm ya. Ya burası bizim güvenlik. Şöyle bir çıksak hava alacağım. Ne hava alacağım? Sen mi karar vereceksin benim hava almama?
Hava alalım. Sen mi karar vereceksin benim hava almama? Sen de benim havamı kapatmayın. Sayın müdürüm, git, hava siz bizim güvenliğimizi hava al. Sağlamak için buradasınız. Güvenliğimi bize sağlıyorum bak. Açılın anne, kapıdan girerken güvenliğimi engelliyorsun benim. Engelliyorsun. Kapıdan girerken valinin böyle bir hakkı yok. Hiçbir şey yapmadık efendim. Siz kapının önünde arbede çıkaran sizsiniz. Açılın. Görüştü. Açılın ama çok özür dilerim. Ya vali şey oldu. Yanlış bir hareket oldu bu iş. Çok çok yanlış. Yani şu anda partiden çok üzgünüm. Vallahi yakışmadı. Yüce Meclis'e ama bunun bakın Yüce Meclis'in yargı önünde mutlaka hesabını ben vereceksiniz. Adalet önünde vereceksiniz. Hiç yakışmadı. Bizim biz bak şu anda inanın bana bu kardeşlerimle karşı karşıya gelmemek için böyle bir görüntüyü vermemek için buradayım ben. Çok üzüldüm. Ve içim içime Sayın sığmıyor. Sayın müdürüm bu görüntüyü görün şu alınan görüntüyü. Şu iç içime. Kimden koruyorsunuz? İçim içime sığmıyor. Benim yasal hakkımı elimden kimse alamaz. Ben bunu kafamı gözümü kırsam da girerim içeri de. Ama buradaki kardeşlerimize saygımız var. Size değil. Asla değil. Böyle bir şey olamaz. Yani. Siz çok, emir edilsiniz. Siz inanamazsınız. Talimatlı telefonu buradasınız. Talimatlı buradasınız ama bu kardeşlerimize bir suçu veren, yok. Talimatı vali. Veren vali. Valinin ayıbı. Talimatı ben verdim. Milletin vekili içeri giremez. Valinin ayıbı. Zaten seçilmiş artık şey değil ki. Tek adam yönetimi sayın var. Bekim, buradaki diktatörlük var. Valiyi, haliyle sayın vali çok normal. Yazıklar olsun. İlk turu şey yaptık. İyi güzel. Sakinleşme şöyle bir hemen alalım. Efendim? Sakinleşme değil başkanım. Sen bir müsaade. Burada başka bir hikaye var. Yani burada yapılan şu anda seçimle ile alakalı bir konu değil. Bugün içinde bulunduğumuz durumu çok iyi anlatıyorsunuz şu anda. Türkiye'nin yaşadığı süreci şu anda siz tekrar milletin gözünün önünde sergiliyorsunuz. Bu ülkede hukukun, demokrasinin, adaletin olmadığını tamamen tek adam yönetiminin uzantısı olduğunu çok güzel burada ispatladınız bize. Çünkü seçilmiş bir insanı, milletin vekilini güvenlik tehdidiyle içeri almıyorsun. Meclis toplantısı var. Yani almıyorsun. 2000 kişilik. Yani her yere girme hakkı, izleme hakkı, takip etme. Ya cezaevine dahi girme hakkı olan, cezaevine dahi girme hakkı olan, yetkisi olan bir kişiyi siz şu anda genç kardeşlerimizi buraya dizmişsiniz önüme ve engelliyorsunuz. Neymiş vali? Vali gitsin. Valiliğini yapsın, emirelliliğini yapmasın. Vali devletin valisi. Ama eğer sarayın valisi ise, sarayın talimatlı insanıysa bunu yapar işte. Benim hakkımda şey açın diyor vali bey şimdi. Hesabını verecek. Vali bey oradan başka bir şey peşinde. Vali bey oradan bir başka hükümetten... Ya Balıkesir'den belki Ankara'ya alırlar. Belki, veya işte İstanbul'a alırlar. Olan müdür beyi de daha üst göreve gönderirler. Başka bir ile gönderirler üstüden. Türkiye Devlet Meclisi'nin çıkardığı yasaları uygulamakla yükümlü vali. Vali kafasına göre talimat veremez. Kanunlar üzerinde değildir vali. Ve siz de uygulayamazsınız. Ve o kanunları yapanlar da yasama adına, Türk milleti adına bu milletvekilleri yapıyorlar. Yasaları yapanlar bunlar. Millet adına yapıyorlar. Vali kim? Vali devletin görevlisi. Bu kanunları uygulamakla görevli. Siz de öylesiniz. Hangi hak ve yetkiyle sen milletvekilini buraya almıyorsun? Bunun Türkiye'deki karşılığı ne? Hukuksal karşılığı ne? Bana gösterin kanunu. Sizin ya, kanununuzda, polis vazife selahiyetleri kanununda var mı böyle bir hüküm? Belediye kanununda var mı böyle bir hüküm? Efendim. Kanunsuz yetki olur mu? Efendim. Ya kanun kendileri işliyor. Kanunsuz yetki olur mu? Kanunun yerine kendisini koyuyor. Yani şu anda hayır, valisi, siz, emniyet müdürü kanunun yerine kendisini koyuyor. Bakın, benim diyor kanun. Ne güzel söyledi. Benim dedi devletin polisine saygım var. Bu gençlere vazifesini yapan, kanun çerçevesinde yapan polis kardeşlerine saygımız var. Ama yetkiler kanun çerçevesinde kullanılır. Kanunu dayanağı olur yetkileri. Talimatla devlet yönetilmez. Burası hukuk devleti. Anayasamızın ikinci maddesi ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Hukuk kurallarına göre yönetilir. Bakın ben 8 yıl Adalet Komisyonu'nda çalıştım. Bu yasalar bizim elimizden geçti. Bunu yapamazsın. Suç işliyorsun. Vali Bey de suç işliyor. Bu talimatı veren, vali de şu anda suç işliyor. Arbede oldu mu? Kanunsuz talimat şey olmaz. Arbede oldu mu? Bu düzen değişecek arkadaşlar. Bu ülkeye demokrasi gelecek. Adalet gelecek. Bu ülkeye demokrasi ve adalet gelecek. O zaman tabii ki suç işleyenler de yargı önünde mutlaka bunların hesabını verecek. Yargı bir gün ya ben yaptım oldu demeyecek. Ben istedim oldu, keyfi karar verdim demeyecek. Elbette ki geçmişte nasıl suç işleyenler bugün hesabını veriyorsa, gereği yapıyorsa yarın da bunların hesabı verilecek.